Egzersiz sadece çalmak değil demek ki bu derste. Elinizle tutup şu şekilde çalışmayın. Çünkü bu şekilde çalışırsanız tabii ki dediğim gibi yorulma şeyini çok ayarlaman lazım. Çok yorarsan yamulturuz parmak, zaten küçücük. Hafif acıdı mı? Çek abi, dinlen. Dinlen sonra bir daha. En önemli parmak arkadaşlar. Bu parmağın hikayesini anlatır mısın bana olsa? Parmak hani bana demiş. Hem bunları yaparken hem konuşabilmelisin bakın. Yani ben burada bir şey yaparken artık düşünmüyorum. Bilinçaltıma atılmış hepsi. Sağ elimizi tek çalıştık, sol elimizi tek çalıştık. Çok çalıştık. Oğuzhan ne kadar çalıştık abi? Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. İşaret ve orta parmağım. Bir işaret parmağımla çekeceğim, bir orta parmağımla. Bir işaret, bir orta. Şöyle bakarsanız yürüyor gibi düşünün. Dostlar hoş geldiniz. Artık bizim de hasretle beklediğimiz gitar dersleri başlıyor. Ekip arkadaşlarım burada, çok güzel çalışmalar yapacağız. Planladık, programladık, başladık arkadaşlar. Gitar serimiz böyle klasik gitar, akustik gitar, elektro gitar hepsini öğretmeye çalışacağım size. Yorumlarınızla bizi böyle bir yol çizdik aslında biz, ama yorumlarınızla bizi böyle desteklerinizi bekliyoruz şimdiden. Videoya girer girmez yorum dedim Oğuzhan, ne diyorsun ya? Bence tam bir YouTuber. Evet, o zaman abone olmayı unutmayın. Şuraya tıklayın bir yere işte. Çok beklemeden derse geçelim. Gitar tutuşu çok önemli arkadaşlar. Hadi derse geçelim. Evet, önce gitarı bacağımıza yerleştirmekle başlayalım. Oğuzhan. Gitarımızın şu boşluk kısmını sağ bacağıma yerleştiriyorum. Değişik stiller var. O stillerin hepsini tek tek göstereceğim. Ayrıntılı bir şekilde denemelerle. Şimdi ilk öğreneceğimiz, çoğu insanın kullandığı sağ bacak üzerine yerleştirme yapıyorum. Ben genelde şöyle bacak bacak üstüne atarak yaparım ama yine şu kısmı sağ bacağıma yerleştiriyorum. Tutuş bu yani buradaki. Sağ bacağıma yerleştirdim. Şimdi size gösterirken bu şekilde tutacağım. Şu en yüksek yerinden kolum şu yuvarlağın arkasına gelecek şekilde aşağı iniyor. Şu şekilde. Şimdi bu parmağım, baş parmağımın duruş yeri 6. telin üstü. Bu çok önemli. Peki baş parmağım burada dururken bu iki parmağımla neler yapıyorum? İşaret ve orta parmağım. Bir işaret parmağımla çekeceğim, bir orta parmağımla. Bir işaret, bir orta. Şöyle bakarsanız yürüyor gibi düşünün. Şimdi deneyelim. Baş parmağım en üst telde. İşaret parmağımla avuç içine çekiyorum. Oğuzhan biz çekiyor diyoruz ama sürtüyoruz aslında. Evet arkadaşlar, sürtüyoruz ama çekme diyoruz. Yani Türkçenin güzelliği işte. Önce etinden sonra tırnağına doğru çekiyorsun. Yani şöyle şu şekilde etimden tırnağıma avuç içine doğru çektim. Sonra ikinci parmağımı, yani orta parmağımı, işaret parmağım, orta parmağım. Peki nasıl çalışacağım bunu? İşaret parmağımla çektim. Aralarda bir şeyler düşünebilirsin. Gün içinde yaptığın şeyi, sabah yediğin yemeği, akşam yiyeceğin yemeği. Olsam benim karnım acıktı herhalde. Hep yemek diyorum arkadaş. Hala elim böyle ama bakın. Bir şeyleri düşünüyorum, hala elim böyle. Egzersiz sadece çalmak değil demek ki bu derste. Elimin burada duruşu da bir egzersiz. Elime gitarı aldığım anda elim böyle durmalı. Tutuş gerçekten önemli. Çektim, sonra ikinci parmağımla çektim. Yine başlıyorum, düşüncelere dalıyorum. Bir şeyler düşünüyorum. Sonra parmağımı, izlediğin dizinin sahnelerini, bir sonraki sahneyi düşünebilirsin. Bir şeyler düşünürsün. Ben çok fazla şey düşünüyordum olsam. Bütün hayatım gözümün önünden geçiyordu. Evet. İkinci parmağımı çektim. Hala düşünüyorum. Düşünüyorum. Hızımız bu. Elinizle tutup şu şekilde çalışmayın. Çünkü bu şekilde çalışırsanız bilinçaltımız yavaş yavaş çalışılan şeyleri çok hızlı öğreniyor. Öyle diyeyim size. Biz bilinçaltına öğreteceğiz bunu. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu çalarken konuşabilmelisin. Hatta burada ileride bu parmaklarımızı da kullanacağız. Hem bunları yaparken hem konuşabilmelisin bakın. Yani ben burada bir şey yaparken artık düşünmüyorum. Bilinçaltıma atılmış hepsi. Bunu bilinçaltına atmak için yavaş yavaş tane tane burada duracak elin ve ona bakacaksın. Göz hafızanla beynine kazacaksın. Bu şekilde çalışacaksın. Sağ elle ilgili başka bir şey yok. Şöyle bir şey yapabilirsin. Parmağını koyduktan sonra yumruğunu sıkarsın. Hafiften açarsan
sağ elinin duruşu da bu. Yani boştayken duruşu, hiçbir şey çalmıyorken bu şekilde tutabilirsin. Avuç içine çekiyorum. Ve her an sanki yumruk sıkacakmış gibi çok hafif açtım. Böyle duruyor elim. Sol ele geçelim şimdi. Sol elimizde pençe gibi duruyor. Şu parmak uçları baş parmağıma bakıyor. Evet, bu şekilde. Yani şu baş parmağım pençe olmuyor. Kırmıyorum. Düz duruyor. Bu şekilde. Araya da gitarı sokacağım. Bu şekilde sıkıştıracağım. Evet, şimdi yapalım bakalım. Baş parmağımı anlatıyorum öncelikle. Arkadan ittiriyor. Bunun görevi bu. İttirmek. O yüzden buraya çıkmayacak. Yukarı çıkarsa çünkü ittirme kabiliyeti gider. O yüzden arkadan ittiren bir baş parmağım var. İşaret parmağımla ilk yapacağım. Şu aralara da perde diyoruz arkadaşlar. Bu demir, her demirin arası. Birinci perdenin ortasına bastım. Ve bu şekilde duruyorum. Bakın, bastıktan sonra diğer parmaklarım böyle aşağıya inmedi. Ya da ne bileyim, şöyle açmadım. Onlar da sanki basacakmışım gibi. Size gösterdiğim şu pençe duruşu var ya, hep duracak. Yani mesela böyle bir hareket yaptın diyelim. Bunda bile bakın, şu iki parmak boşta şu an. Hala böyle duruyor. Ne yaparsan yap. Hızlı bir şey çaldın. Hala böyle. Bakın, parmaklar hiç değişmiyor. İkinci parmağın basılı, diğerleri duruyor. Ya karışık hareketler. Ne yaparsan yap. Hep gitar tutuşu bu. Bu şekilde. Birinci parmağımı bastım. Şimdi nasıl çalışacağız bunu? Bastım birinci parmağımı. Sağ elim hiç devrede yok şu an. Ne yapıyoruz Oğuzhan? Bekliyoruz. Ne kadar bekliyorsun mesela? Canın biraz acıyana kadar. Evet, süper. Az bir şey acısın. Çok acırsa sıkıntı yapabilir parmaklarınıza. Çok büyük dertler değil, sadece gitar çalmanıza biraz engel olan sıkıntılar. Ama bu acıyı çekmeyin. Belki ileride gitarist olursunuz, bilemezsiniz yani. Çok yormayın parmaklarınızı. Hafif bir acı da hemen bırakın. Ama acıması da lazım. O dengeyi tutturun yani. Tatlı acı diyorlar ya, tam öyle. Bakın hala basıyorum ben. Basılı tutacaksın. Bunda başka bir şeylerle uğraşabilirsin. Bir şey izleyebilirsin. Ve kaldırdın parmağını, birinci parmağını. İkinci parmağını nereye koyacaksın? İslam nereye koyuyorsun ikinci parmağını dostum? İkinci. Evet. İslam Davud sesiyle cevap veriyor. İkinciyi ikinciye koyacaksın. İkinci perdeye koyuyoruz, evet. Bu arada parmağın illa bu ikinci perdede duracak diye bir şey yok. Biz şu an şu kıstırma şeyini, yani parmağımızın kasını geliştiriyoruz. Buradaki amacımız bu. Bekleyiş amacımız da bu. Kasımızı güçlendiriyoruz buradaki. Bastığımızda ses çıksın diye. Ya burayı da basabilirsin. Buraları. Her yere basabilirsin. İlk perdede. Ama şimdi böyle düzenli olsun. İlk pozisyonda çalışacağız çünkü ilk şarkıları. O yüzden ikinci perdeye bastım. Bekliyorum. Düşündün. Taşındın. Kaşındın. Üçüncü parmağında üçüncü perdeye bastım. Basıyorsun. Bekliyorsun. Hayallere dalıyorsun. İşte yatlar, limuzinler, katlar. Aldığın havuzlarda yüzdün, sonra parmağın acımaya başladı. Gerçek dünyaya döndün, kaldırdın dördüncü parmak. En önemli parmak arkadaşlar. Bu parmağın hikayesini anlatır mısın bana olsan? Parmak hani bana hani bana demiş. Ya öyle işte yani. Hiçbirimiz şu an odadaki hiç kimse bunu bilmiyor. Öyle 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 hani bana demiş. İşte o parmak bu parmak gitarda gerçekten en çok zorlandığımız parmak. Yani şu parmağı güçlendirmek lazım. O yüzden buna daha bir özel çalışmalarımız olacak sonrasında. Egzersiz çalışmalarımızı da videoya çekeceğiz. Bu arada parmağımı basıyorum arkadaşlar. İzlerken siz de basın. Dördüncü parmağımı bastım, konuşuyorum şu an. Dördüncü parmakla ilgili bol bol egzersizler yapacağız. Mesela fingerstyle soranlar oluyor. Çok önemli dördüncü parmak. Dördüncü parmaksız fingerstyle unut. Aga, söyleyeyim sana. Yani dördüncü parmak çok iyi olması lazım. Tabii ki dediğim gibi yorulma şeyini çok iyi ayarlaman lazım. Çok yorarsan yamulturuz, parmak zaten küçücük. Hafif acıdı mı? Çek abi, dinlen. Dinlen, dinlen, dinlen. Sonra bir daha. Çek bir daha. En çok küçük parmağın çalışabilirsin. Tavsiye. Çalıştıktan sonra, bilmiyorum gözüküyor mu şu an yönetmenim. Evet, küçük bir iz çıktı bakın. O iz nerede tam olarak, baktınız mı? Bir daha bakın. Ortada, yani o tırnağın içine girmeyecek. Ortada bir yer bastırıyorsun. Bu şekilde. Parmakların böyle bu kadar açılmasına gerek yok. Yavaş yavaş açılacak sizin. Mesela birinci parmağını bastığında böyle bu parmakların burada toplanabilir. Ama bakacağı yer gitar olsun.
İkinci parmağın bastığında da böyle olabilir. İlk çalanlardan bahsediyorum. Yavaş yavaş parmaklarınız açıldıkça, hatta hiç kaldırmadan koyacağız ileride. Sonra hatta perde atlayarak bile koyacağız. Parmağınızın açılmasına göre değişik egzersizler yapacağız, tamam mı? Ne yaptık? Tek tek çalıştık. Sağ elimizi tek çalıştık, sol elimizi tek çalıştık. Çok çalıştık. Oğuzhan, ne kadar çalıştık abi? Böyle böyle değil. Böyle böyle değil. Ne kadar çalışırsan o kadar sana getirisi olur. Sağ elin diyelim 10 dakika çalışanla 1 saat çalışan arasında dağlar kadar fark var. 3 saat çalışan da olabilir. Öyle deliler tanıyorum. Sol elin de öyle bu şekilde. Tek tek ama bakın tek tek. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sevenler buluşuyor. Şimdi iki elini birden çalışacaksın. Ne yapacaksın? Birinci parmağını koydun. Sol elinin. Sağ elinle de aynı hareket. Bir şey değişmiyor yani. Buluşuyorlar ama çok bir şey değişmiyor. Daha durun. Çaldın, bekledin. Aynı hareketi bakın çok yine böyle bir şeyler değil. Aynı hareketi. Bu sefer ikisini bir düşünüyorsun. Yavaş yavaş öğreniyor dedim ya. Sağ elimi düşünüyorum. Sağ elimde neler var? Baş parmağım burada duracak. Bir işaret parmağım, bir orta parmağımla çalacağım. Elim böyle çok yukarı çıkmayacak. Hemen yuvarlağın arkasında olacak. Bu bilgiler kafamda. Sol elin burada basıyor. Dik basman lazım. Şu parmağın, baş parmağın yukarı çıkmaması lazım. Elinin ortası gitara değmemesi lazım. Bu bilgiler devamlı kafanda. Ve bir yandan da perde değiştireceksin. Diğer perdeye geçeceksin. Bu bilgileri yapabilmesi için kaç tane bilgisayardım bilmiyorum şu an. Sayamadım. O bilgilerin hepsini uygulaması için yavaş yavaş alıştırman lazım. Şu hareket gibi yani. Şu vardı ya ilk yaptığında, yani belki çoğunuz yapıyorsunuzdur ama ilk yaptığında olmaz. Önce tek tek çalışırsın. Hafızanı kazırsın. Sonra olmaya başlar. Onun gibi bir şey düşünün. O yüzden yavaş çalışıyoruz, tamam mı? Sonra ikinci parmağımı koydum. Belli bir süre sonra artık düzgün, yani normal bir hıza gelebilirim. Yani 1'i çaldım, 2'yi çaldım, 3'ü çaldım, 4'ü çaldım. Bu çok hızlı oldu. Biraz daha yavaş olsun. 1 2 3 4 İkinci tere geçebilirim. Aynı kurallar geçerli. Bu şekilde çalışabilirsin. Ne kadar yavaş ve doğru çalışırsan o kadar hızlı öğrenirsin. Yavaş çalışmak, doğru çalışmak. Yavaş çalışmak, doğru çalışmak. Yavaş yavaş doğru çalışmak. Eşittir hızlı öğrenmek. Çok hızlı öğrenirsin. El tutuşları ile ilgili, gitar tutuşları ile ilgili size başka söyleyeceğim bir şey yok. Fakat şunu anlatayım. Mesela kalem örneğini vermeden olmaz biliyorsun olsan. Kaçıncı dinleyişim bu bilmiyorum. Çünkü öğrencilerime hep bu örneği veririm. Gitarda aldandığımız nokta bu. Mesela kalemi ben şöyle şu şekilde tutsam, yazsam, çizsem bir şeyler yazarım. Çıkar yani. İsmimi yazarım. Her şeyi yazarım yani. Ama yazdığım yazının ya da resmin şeklini siz hayal edin. Çünkü doğru tutmuyorum. Ters tutuyorum. Değişik yani şeyin kalemin tutuş kurallarına uymuyorum. Mutlaka bir şey yazarım. Gitarda da bu aldatıyor. Nasıl tutarsan tut, ses çıkarabildiğin, şarkı çaldığın için etrafındaki insanlar sana goy goy diyorum ben ona. Goy goy yaptığı için sen de bilinçsiz olduğun için gaza gelip çok iyi çaldığını düşünüp ellerin bozuk olarak devam ediyor olabilirsin. Bu insanın kendisine yaptığı en büyük haksızlık. Zamanınızı boşa harcamayın. Bu işi doğru öğrenmek daha basit, daha kolay. Tutuş çok önemli. Gitarda da öyle. Yanlış tutmayın, doğru tutun diyorum. Çünkü doğru tutarsanız çok güzel yazarsınız ya kalemde. Onun gibi siz de çok güzel çalarsınız. İstediğiniz her şarkıyı çalarsınız. Videonun başında söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Başka neydi olsan? Eğer beğendiyseler beğenmeyi unutmasınlar ve paylaşsınlar. Paylaşın, beğenmeyi unutmayın. Biz gidiyoruz sonuna kadar. Gitar dersleri başladı. Hadi hayırlısı olsun. Bir de bu ders için egzersiz videomuz var. Ona da şuraya tıklayarak şuradan kartlar bir şeyler yapacak olsan. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Egzersiz çok önemli. Ne kadar güzel ve doğru çalışırsan o kadar güzel oturur sağ sol elin. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bir dahaki derste görüşmek üzere.